Bugün akıllı evimiz için en önemli şeylerden biri olan akıllı güvenlik sistemini kuracağız. Burada standart kullanımların dışında mesela duman sensörünü tavanda değil de farklı nasıl senaryolarda kullanabiliriz? Veya su kaçağı dedektörünü banyoda değil de başka nerelerde kullanabiliriz? Nasıl entegrasyonlar sağlayabiliriz gibi daha farklı ve daha bilgilendirici noktalara da değinmek istiyorum. O zaman başlayalım. Evlerimiz aslında birçok tehlikeyi de içerisinde barındırıyor. Yangın, gaz kaçağı, su baskını gibi doğal birçok olay yaşama ihtimalimiz bulunuyor. Bunları ne kadar erken fark edersek daha büyük problemlere yol açmadan müdahale edebiliriz. Ondan dolayı ben de bu hafta evin güvenlik kısmına ağırlık vermek istiyorum. Güvenlikle ilgili çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bunu yapmamdaki sebep de bir durum yaşandığında bundan erkenden haberdar olmak ve erken müdahale için zamanımın olması. Aynı zamanda akıllı cihazları da birbirine bağlayıp bir tehlike anında otomatikman tehlikenin büyümesini engelleyecek işlemleri gerçekleştirmesi olacak. Sıfırdan başlayıp tamamen kurulumu gerçekleştireceğiz. Yani mobil uygulamaya bağlamadan tutun, otomasyonların kurulumuna ve cihazların kullanım senaryolarına kadar her şeyi bu videoda tamamlayacağız. Videomuzun sponsoru Smart Teknoloji. Smart Teknoloji bu videoyu gerçekleştirebilmem için gerekli olan bütün ekipmanları bana gönderdi. Elimizde Smart Teknoloji'nin 1 adet su kaçağı dedektörü bulunuyor, 1 adet duman sensörü bulunuyor, 1 adet yanıcı gaz alarmımız var ve 1 adet de akıllı prizimiz var. Akıllı prizi özellikle bir olay yaşandığında elektriği kesmek için kullanacağız. Siz de aşağıda bulunan linkten Smart Teknoloji'nin bütün ürünlerine ulaşabilirsiniz. Bunların hepsinin kurulumunu gerçekleştireceğiz. O zaman sıradan başlayalım. Ben ilk önce duman sensörünü kurmak ve çalıştırmak istiyorum. Çünkü gerçekten uzun süredir istediğim, ihtiyaç duyduğum bir cihazdı. Bunu 3D printer'da da kullanmak istiyorum. Ondan dolayı çift bir modüler yapı kurup hem tavanda hem de 3D printer'da kullanabileceğim şekilde getirmek istiyorum. Duman sensörünü açılışıyla başlayalım. Kutuyu açtığımızda içerisinden bir adet kullanım kılavuzu, bir adet ufak kutu, duman sensörümüz çıkıyor. Başka da bir şey yok. Duman sensörü bizi karşılıyor. Küçük kutumuzun içindense bakalım neler çıkıyormuş. Bir adet pilimiz, bir adet duvara montaj için dubel ve vidamız ve bir tane de 3M çift taraflı bant çıktı. Duman sensörünün özelliklerine gelecek olursak da gerçek zamanlı olarak dumanı tespit edebiliyor ve bunu 20 metrekareye kadar geniş bir hassasiyetle yapıyor. Yani odalarda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Görülebilir bir bildirimi ve sesli uyarımı mevcut. 85 desibele kadar sesli uyarıyla da sizi bilgilendiriyor. Aynı şekilde mobil uygulama üzerinden de bildirim göndererek sizi bilgilendiriyor ve üzerinde bir adet LED'i de bulunuyor. Düşük enerji tüketimi olduğu için de uzun süre kullanabiliyorsunuz. Yani sürekli pil değiştirmenize gerek yok. Uzun süreli kullanım için de uygun. O zaman pilimizi takıp kurulum aşaması geçelim. 2 adet pili buraya takıyorum ve kapağı kapatıyorum. Bu kapağı tavana montaj için kullanacağım ama 3D yazıcıdan bir tane daha bu kapaktan basıp aynı zamanda 3D yazıcıda kullanabilir hale getireceğim. Böylece odada tavanda asılıyken 3D yazıcıya geçtiğimde de bunu direkt tavandan çıkarıp 3D yazıcının bulunduğu bölüme tekrardan monte edeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki 3D yazıcıların yanma ihtimali olan cihazlar ve o çalışırken sürekli başında durup sürekli gözetim altında oluyorum. Bunu engellemek için de güzel bir uyarı sistemi olacak. Eğer bir tehlike olsa hemen uyarı verdiği için 3D yazıcının bulunduğu odaya da direkt geçiş sağlayabileceğim. Aynı zamanda elektriği kesmesini de sağlayacağız. Onu da birazdan yapacağım. Çift taraflı bandımızı da açalım. Bunu da hemen arkasına monte edelim. Şu şekilde oturtuyorum. Dubelleri kullanmayacağım. Tavanı delmek istemiyorum. Ondan dolayı çift taraflı bandın olması da gayet güzel olmuş. Cihazımız şu anda gücünü aldı. Kırmızı bilet yanıp sönüyor. Uygulamaya girdiğinizde cihaz ekle seçeneğine tıklıyorsunuz. Ardından sensörler ve duman sensörünü seçiyorum. Cihazı sıfırlayın diyor. Vidaların olduğu kutunun içerisinden bir adet de iğne çıkıyor. Bu iğne ile cihazın üzerindeki reset tuğuna 5 saniye boyunca basılı tutuyorum ve cihazı sıfırlıyorum. Zaten ışığı bir yerden sonra yanıp sönmeye başlayacak. Evet, ışık hızlıca yanıp sönmeye başladı. Bırakıyorum. İleri diyorum. Işık yanıp sönüyor mu? Evet, ileri diyorum. Hızla yanıp söndüğünü onaylıyorum. Burada bana Wi-Fi'min bilgilerini girmemi istiyor. Onları da girdikten sonra devam diyorum ve cihazın eklenmesi için kısa bir süre bekliyorum. Evet, cihazı buldu. İleri deyip kurulumu tamamlıyorum. Oda olarak da çalışma odasını seçiyorum ve bitir diyerekten bitiriyorum. Cihazlarıma duman sensörü geldi. Şimdi duman sensörünü bir test edelim. Bunun için ben ada çayı kullanacağım. Fakat dikkat edin, yangına sebebiyet vermeyin. Cihaz 50 dereceye kadar dayanıyor. Ondan dolayı direkt ateşle temas haline geçirmeyin. Zaten duman algılamada da ateşle direkt temasa girmeyecek. Tavanda olduğu için odadaki dumanı algılayacak. Evet, ada çayımı yakıyorum şimdi. Yandıktan sonra duman sensörünü de hemen üzerine getiriyorum. Ve dumanı algıladığında gördüğünüz gibi çok şiddetli bir şekilde ötüyor.
Evet, duman sensörümüzün bağlantısını gerçekleştirdik, testini de yaptık, çalışıyor. Herhangi bir duman algılamada yazıcıya giden elektriği kesilmesini istiyorum. Bunun için de Smart'ın akıllı prizini kullanacağım. Buna birazdan değineceğim, su sensörünü de bağlayalım, sonra ikisi üzerinden test edelim. Sürekli duman çıkartmaktansa su sensörüyle test etmeyi tercih ederim. O zaman su sensörümüze geçelim. Su sensörümüz de gene benzer bir kutuda geliyor. Kutuyu açtığımızda 1 adet kullanım kılavuzu, 1 adet iğnesi ve cihaz çıkıyor. Kutunun içerisinde başka da bir şey yok. Cihazımızı poşetinden çıkartıyorum. Ufak bir cihaz içerisinden çıkıyor. Aslında boyutun ufak olması gayet hoşuma gitti çünkü istediğim yere koyabilirim. Ve herhangi bir montaj da gerektirmiyor. Yani yere koyduğunuzda aktif vaziyette çalışır durumda oluyor. Altında pil için bir adet plastik var. Bunu çekerek cihazı aktif hale getiriyorum. Zaten üzerinde de ışığı yandı. Aynı şekilde bu cihazın da düşük pil tüketimi var. Ondan dolayı içerisindeki pil sizi uzunca bir süre idare edecektir. Wi-Fi ve mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Ve gene mobil uygulamadaki diğer cihazlarla entegrasyonu sağlayabiliyoruz. Cihazda bir su kaçağı algıladığında hem uygulama üzerinden hem de 55 desibellik sesiyle bize bilgiyi veriyor. Bunu zamanlayabiliyorsunuz. Mesela belli saatlerde çalışıp belli saatlerde inaktif olmasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bir de bunun kurulumuna geçelim. Aynı duman sensörünü kurduğumuz gibi de bunun kurulumunu cihaz ekleden sağlıyoruz. Bu adımı hızlı geçiyorum. Aynı işlemleri uyguluyorum. Evet, cihazımızı ekledik. Cihazı test etmek için de bir kavanoz kapağının içerisine su doldurdum. Bunun içerisinde testi gerçekleştireceğim. Sensörü yavaşça suyun içerisine bırakıyorum. Suyla temas eder etmez gördüğünüz gibi ötmeye başladı ve uygulamada bize su kaçağı olduğunu gösterdi. Alalım, kurulayalım. Tamam, tam kuruladık. Bu şekilde kaçağı direkt analiz edebiliyoruz ve sesli uyarıyla da bize bilgi veriyor. Şimdi dilerseniz şunu şöyle bir kenara alalım hızlıca. Hemen akıllı prizimizi de kurup aradaki otomasyon bağlantısını yapalım ki bir kaçak olduğunda odada ana prizde bulunan gücü kessin. Uzatmaların hepsindeki güç kesilmiş olacak. Aslında böylece otomasyona bağlı bir akıllı güvenlik sistemi inşa etmiş olacağız. Bunu da dediğim gibi ben banyoda kullanmayacağım. Hemen terasın önüne koyacağım. Çünkü terastaki gider bazen tıkanabiliyor. Üzerine bazen yaprak geliyor ve gider tıkanıyor. Öyle olduğunda bütün teras su doluyor ve bu su fark etmezsem evin içerisine sızabilir. Ondan dolayı tam terasın girişine yere bırakacağım ve o şekilde duracak. Tabii yerini değiştirmek istediğimde de direkt alıp kolayca yerini değiştirebileceğim. Yani herhangi bir montajı veya bağlantısı olmadığı için istediğim yere rahatlıkla taşıyabiliyorum. Zaten pilli bir sistem, elektriğe de ihtiyaç duymuyor ve Wi-Fi'ye bağlı olduğu için de herhangi bir kopma yaşamadan bütün evin içerisinde cihazı kullanabilir olacağım. Burada uygulama üzerinden de geçmiş kayıtlara gelip saat kaçta kaçak oldu, ne zaman normale döndü gibi veriye de erişebiliyorum. Şimdi bir de akıllı prizimizi bağlayalım. İçerisinden kullanım kılavuzu çıkıyor ve prizimiz çıkıyor. Prizimiz de gayet hoş, siyah bir priz. Üzerinde bir tane de açma kapama tuşu var. Buradan da manuel olarak açıp kapayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu Google'a da bağlayıp hem uygulama üzerinden hem de Google üzerinden kontrolünü sağlayabiliyor olacağım. Yani sesli komutla da çalıştırabileceğim. Aynı şekilde uygulama üzerinden de açıp kapayabileceğim. Ve zaten bunu otomasyona bağladığımız için asıl kaçak için kullanmak istediğimden dolayı kaçak algıladığında otomatik olarak kapanacak şekilde kurulumunu gerçekleştireceğim. Bu prizin diğer bir özelliği ise üzerine bağlı olan cihazların ne kadar elektrik tükettiğini takip edebiliyorsunuz. Senkronizasyon sayesinde bunu gerçek zamanlı olarak da yapabiliyorsunuz. Dilerseniz su cihazında olduğu gibi buna da zaman ayarı girebiliyorsunuz. Belli bir zamanda açıp belli bir zamanda kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Priz bir güvenlik imkanı sunuyor. Bir diğer sevdiğim özelliği ise mesela elektriğiniz kesildi. Elektrik geldiğinde cihazları açmama gibi bir komut atayabiliyorsunuz. Böylece elektrik kesintilerine sürekli cihazlarınıza güç girip kesmek yerine elektrik kesildiğinde zaten güç kesiliyor. Elektrik geldiğinde de siz açana kadar gücü kesik olarak tutuyor. Bu da güzel bir özellik. Bunu siz dediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Yani açılmasını, açılmamasını veya tekrardan çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. O zaman bunu da kurulumuna geçelim. Tabii ki kurulum için bir adet prize ihtiyacımız var. Bu sefer ışığımız mavi yandı. Bir önceki cihazlarda kırmızı yanıyordu. Şimdi mavi yandı. Tekrardan uygulama üzerinden kurulumunu gerçekleştiriyorum. Gene aynı işlemleri yapacağız. Ondan dolayı burayı da hızlı geçiyorum. Tamam dedim ve prizim buraya geldi. Bu sefer açma kapama tuşunu da uygulama üzerinden görebiliyorum. Mesela tekrardan tıkladığımda kapandı. Tıkladım, açıldı. Şimdi dilerseniz su sensörü çalıştığında güç kapı gibi bir otomasyon kuralım. Bunun için uygulamanın altındaki otomasyona tıklıyorum ve artıya basıp senaryo ekliyorum. Koşulumuz eğer ne olursa ne olmasını istiyorsun diyor. Ben burada koşul olarak cihaz durumu değiştiğindeyi seçiyorum ve cihaz olarak su kaçağı dedektörünü seçiyorum. Fonksiyon olarak pil seviyesi mi su kaçağını mı seçelim diye soruyor. Ben su kaçağını seçiyorum ve su kaçağı alarmı çalıştığında bunu yap diyorum. Dilerseniz su kaçak durumunu normalde de tutup kaçak
yokken de çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Ama ben şu anda kaçak olduğunda kapanmasını istiyorum. Sonraya geliyorum, görev ekle diyorum ve bir cihazı çalıştırın diyorum. Akıllı prizi çalıştırmasını istiyorum. Anahtarına tıklıyorum ve kapat seçeneğini seçiyorum. Burada tersine çeviri seçerseniz cihaz kapalıyken de açılır. Ondan dolayı kapatmayı seçiyoruz ki su kaçağı olduğunda bizim gücümüzü kessin. Sonrasında da şimdi aktifleştir diyerekten hemen aktif olmasını sağlıyorum. Dilerseniz sonrasında buradan da açıp kapayabiliyorsunuz. Yani bu otomasyon çalışıp çalışmamasını da seçebiliyorsunuz. Tekrardan bir test edelim. Yavaşça suyun içerisine sokuyorum. Sensör aktif oldu. Ve priz de kapandı. Suyla temas etmeden çalış gibi bir komut vermediğim için çalışmadı. Bunu ekstradan ekleyebilirsiniz. Fakat ben şu anda eklemeyeceğim çünkü mesela su kaçağını algılamış olabilir. Sonra su odaya doğru yayıldığında oradan kaçmış olabilir. Fakat prizin olduğu yerde hala bir su birikintisi olabilir. Ondan dolayı ben tekrardan çalışmasını istemiyorum. Zaten uygulamadan bana haber verecek. Duruma göre ben bunu tekrardan manuel veya sesli komutla açabilirim. Şimdi de cihazı bir Google'a bağlayalım. Bir de Google üzerinden açıp kapamayı deneyelim. Ayarlara geliyorum. Burada direkt bana Google Asistan olarak veriyor. Google'da da zaten direkt Smart olarak arattığınızda Smart uygulamasına erişebiliyor. Buradan yetkilendirmeyi onayla diyorum. Hemen bağlantıyı sağlıyor. İsmini Office Power olarak değiştirdim. Office Power'ı aç veya kapa dediğimde bu şekilde algılayıp açabilecek. Eğer farklı prizler kullanıyorsanız, mesela bilgisayarınıza bir cihaz taktıysanız onu bilgisayar olarak atayabilirsiniz. Yazıcınıza taktıysanız yazıcı olarak atayabilirsiniz gibi farklı isimlerle hangi prizi kontrol edeceğini seçebilirsiniz. Çünkü diğer türlü prizi aç dediğinizde bir sürü priz olur. Olursa bir problem yaşayabilirsiniz. Turn on office power ve cihaz açıldı. Turn off office power. Ve anında kapattı. Yani ben komutu verir vermez açıp kapatmayı gerçekleştirdi. Oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde sesli komutla da iletişimi sağlayabilirsiniz. Şimdi su kaçak sensörümüzü bağladık. Aynı şekilde ben duman sensörünü de bağlamak istiyorum. Herhangi bir yangın olduğu durumda da gücü kesmesini istiyorum. Çünkü elektrik kaynaklı o yangın büyümesini istemiyorum. Aynı şekilde tekrardan otomasyonlara geliyorum. Senaryo ekle diyorum. Koşul olarak bu sefer cihaz durumu değiştiğinde duman sensörünü seçiyorum. Duman algılama durumunu seçiyorum ve duman alarmını seçiyorum. Bu şekilde duman algılandığında otomasyon çalışacak. Ondan sonra cihazı çalıştırın diyorum. Akıllı prizi seçiyorum. Anahtar diyorum ve kapatı seçip bunu da kaydediyorum. Ve şu anda bu da aktif. Fakat bir sonraki cihazımız yanıcı gaz alarmında bu otomasyonu kullanmayın. Çünkü bir gaz sızıntısı olduğunda hiçbir şekilde elektrikli cihazların konumunu değiştirmemeniz lazım. Mesela bir şey açıksa açık kalmalı, kapalıysa kapalı kalmalı. Mesela bir gaz sızıntısı olduğunda odadan çıkarken dur ışığı da kapatayım deyip kapatırsanız orada oluşabilecek bir kıvılcım patlamaya sebebiyet verebilir. Ondan dolayı gaz kaçaklarında elektrikli hiçbir alete dokunmayın. Neyse o şekilde kalsın. Sadece gazı kapatın. Zaten bunun uygulamasına geçtiğimizde de bu senaryoyu gerçekleştireceğiz. Prizde kurulumunu yapacağım. Daha sonra mutfağa geçip testini gerçekleştireceğiz. Kutuyu açtığımızda içerisinden yine aynı şekilde bir iğnesi çıkıyor. Bir kullanıcı kılavuzu çıkıyor ve cihaz çıkıyor. Onun dışında kutuda yine başka bir şey yok. Poşetinden de çıkarıyorum. Bu sefer prizle çalışan bir cihazımız var. Bunu prize taktığınızda gücü alıyor ve sürekli aktif olaraktan çalışıyor. Kullanım kılavuzunda çok önemli bir not var. Buna da dikkat edin. Yanıcı gaz alarmının dahili sensörüne zarar verilmemesi için gaz toplama deliklerini çakmakla test etmek yasaktır diye. Yani cihazı çakmakla test etmiyoruz. Normal ocağı hafiften açıp bir gaz sızıntısı verip o şekilde testini gerçekleştireceğim. Bu cihazda gene gerçek zamanlı olarak gazı tespit edip size uygulama üzerinden ve sesli bir şekilde haber veriyor. Doğal gaz, metan gazı, LPG ve üretilmiş gazları algılıyor ve bu gazları tespit ettiğinde bir uyarı veriyor. Cihaz 20 metrekarelik bir alanda çalışabiliyor. Yani bağladığınız noktayla gazın arasında 20 metrekare olduğu sürece gazı tespit edip o şekilde uyarıyı veriyor olacak. Yine sesli bir uyarısı var. 70 desibel ses uyarısına sahip ve LED'le de uygulama üzerinden de aynı şekilde bildirimleri veriyor. Düşük bir enerji tüketimi olduğu için çok fazla elektrik de kullanmıyor. Bu da iyi bir özellik. Duman sensöründe olduğu gibi 50 dereceye kadar dayanabiliyor. Ondan dolayı direkt ateşin temas edebileceği noktada bulundurmayın. Yani ocağın direkt yanına koymaktansa birazcık araya mesafe koyup 50 derecelik bir ısıya maruz kalmamasını sağlayın. Şimdi cihazın kurulumuna geçelim. Bunu da aynı şekilde prize takıyorum ve uygulamadan yine cihaz ekle deyip kurulumu gerçekleştiriyorum.
Şu anda cihazımız aktif olarak bağlandı. Bunun da testini dilerseniz mutfakta yapalım. Sonra tekrardan geri gelelim. Evet, cihazımızı bağladık. Tam ocağın üzerinde bir priz vardı. Ben de bu prizi kullandım. Tam bunun için yapılmış gibi. Direkt ocakta bir gaz sızıntısı olduğunda bunu fark edip hem uygulama üzerinden hem de sesli olarak bana haber verecek. Uygulamada da ne kadarlık bir gaz sızıntısı olduğunu görebiliyorum. %'ler olarak. Şimdi ocağımızı bir açalım. Hafif bir gaz verelim. Evet, şu anda gazı fark etmeye başladı. Uygulama üzerinden de dereceyi artırıyor. Cihaz %7'ler oranına gelince haber veriyor. Fakat bu değere gelmeden gazı kesiyorum. Herhangi bir gaza maruziyet yaşamayayım şimdilik. %7'ye gelince alarmını veriyor. Fakat onun dışında da uygulama üzerinden yüzde kaç olduğunu anlık olarak görebiliyoruz. Böyle bir gaz sızıntısı algıladığınızda hiçbir şekilde elektrikli cihazlarınıza dokunmayacaksınız. Yapmanız gereken gazı kapatmak ve camı açmak ki gaz tahliye olsun. Onun dışında ekstra bir şey yapmamanız gerekiyor ki herhangi bir patlamaya sebebiyet vermeyin. Evet, bütün kurulum ve testleri gerçekleştirdik. Şimdi cihazları kullanım alanlarına takıp kullanmaya başlayacağım. Çok önemli nokta çünkü bunlara her an ihtiyacımız olabilir. Umarım ki hiçbirimizin ihtiyacı olmaz. Fakat bir durum yaşandığında erken müdahale etmek tehlikenin büyümesini ciddi önemde azaltacak. Akıllı ev serimizin bu bölümünde evimizi nasıl güvenli hale getireceğimizi öğrendik. Siz de bu şekilde evinizi akıllı hale getirebilirsiniz. Eğer serideki diğer videoları da izlemek isterseniz burada bulunan oynatma listesinden bütün seriye ulaşabilirsiniz. Orada da birçok farklı proje gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Bunları kaçırmamak için de takip edip bildirimleri açmayı unutmayın.